İspanyotlardadır. İşte bu. Alın size motivasyon. Daha ne olsun yani? Değil mi? Bunların iyi motivasyon var mı? Kesinlikle. 3, 2, 1... Yani böyle. Allah Meltem gelmek için uçak almayı beklemiş yani. Bence de. Yani. Ama çok şükür. Çok vallahi sevindim. Çok güzel oldu ya. Hem sizi görmüş olduk böyle. Valla. Nasıl keyifler? İyi, çok şükür sizi sormalı. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de işte. Ben damat biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Yani diğer yurtdışları. Instagram'dan takip ediyoruz zaten. Sağ olun, sağ olun. İrlandalı damat. İrlandalı. Sana öyle diyor Yusuf Hoca. Yusuf Hoca içindeki İrlandalı bu diyor. İrlandalı damat hakkında eğitimi. Yo, İrlandalı değilim ya. Karşılayayım da. Eğitim İrlandalı. Eğitim oradan. Hiç İrlandalı tutmuyor ya. Bıraksın Allah'ım ya. Öyle gelin içeri, bir şeyler için. Aynen, bakımda olan bir tane varmış. Şimdi onu ziyaret edeceğiz beraber. Şahane, hadi gidelim. Şu an simülatör mü diyoruz öyle? Aynen öyle. Bir tane Diamond 20 simülatörü varmış. Doğru. Pardon, Diamond 40 mıydı? Yanlış mı söyledim? Evet. Bakalım Diamond... Diamond 40. 40 ve 42. İstendiğinde plan programa göre değişiklik yapıyoruz. 42 yapılabiliyor değil mi? Aynen, değişiklik yapıyoruz. Onu da sizin yaptığınız difference'larla beraber 42 oluyor. Aynen, periyodik bakımı geldi. Yukarıda şu anda. Aslında normal yeri oturup perdesiyle çevrilenmiş güzel bir sistem. Aa, süper. Şu anda ayağa kalktı. Benim alta girmeme ve oradaki projeksiyon sistemlerini. Burak hocamız da yerde, o da çekiyor şu an. Siz galiba. Artık yani. Türk Havalimanı gümrüğünde çalışıyorum. Elimde çok uygun fiyatlı. Burak hocam eski öğretmenimiz buradan. Şimdi kendisi. Hocam siz de biraz kendinizden şöyle bahsederseniz yani, madem denk geldiniz. Eskilerden. Gümrüğü şimdi bırakıp. Evet, Burak Canaklı 3,5 sene burada akademide hizmet ettikten sonra. Kendisi uçuş öğretmenimizdi bu arada. Evet, ben de şimdi Boeing pilotunda ikinci pilot olarak görev yapıyorum. Süper. Sizler gibi ziyarete geldim. Burak hocam Meltem mezun etti sonra. Evet. Meltem gibi öğrencinin hasretine dayanamadı. Hatta evet. Geri geldi. Daha evet. Geçen hafta beraber DJR dersi almıştık. Evet. Eğitim binasında. Şimdi yine burada karşılaştık. Ben çok mutlu bir oldum. Bir daha olsa bir daha alırız. O kadar güzeldi. Şey çok iyi. Her şeyin böyle iç içe olması dediğim gibi. Yani evet, yakın. Çok, readily available. Çok kullanışlı. Aynen öyle. Çok kullanışlı. Zaman yani. Kaybı yok. Mesela uçuş sonu kafaya takılan bir soruyu eğer müsait ise hocamız gelip hemen ayaküstü de olsa o soruyu kafada çözümlemek adına gösterebiliyor. Ne güzel ya aslında. Evet. Öyle bir şekilde gidiyoruz. Şahane. Ben size Cessna'yı da göstereyim. Hocamdan olur. Siz gelmeden önce izin aldım. Ona da girelim. Tamam. Aynı benzer bir görüntüyle tamam. Karşılaşacağız. Süpersiniz. O zaman bir de Cessna simülatörüne gidiyoruz. Merhaba. Pardon. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun. Evet, bir de Cessna. Cessna 172 S'in simülatörü. Şu an eğitim var. Evet. Hocamızdan izin almışız ama ben kaçırdım. Evet. O yüzden. Burada simülatör hocamız burada oturuyor. Burada arkadaşlar bunu şu takip ediyor. Arkadaşlar gayet güzel uçuyor gördüğünüz gibi. Burada. Son yaklaşması tabii. Burası Çarlık üzeri galiba değil mi? Evet.
Meltem şu an arkadan salça oluyor. Gerçekten şu an. Burası da aynen line'e gitmeden önce MCC simülatör dediğimiz. En önemli simülatörden birisi. MCC. Bu normalde bize de yoktu burası. Meltem de yakalayamamış. Evet. İstanbul'da oluyordu ama artık haline gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu artık gecenin son nokta. Evet. Line'a geçmeden önce yani hatta geçmeden önce jet pilot eğitimi alacağınız yer. Evet. Gördüğünüz uçağımız hangi uçak tipi? Boeing. 737 ve diğer uçaklar arası karma gibi bir şey bu. Aynen öyle doğru söylediniz. Evet, yani, şöyle EASA'nın istedikleri doğrultusunda yapılmış MCC eğitimi verebilecek kabiliyete sahip bir cihaz. Boeing'den alıntılar var. Her iki tarafta steering wheel'i kontrol eden kumandalarından ötürü biraz Airbus'a benzerlikleri var. Overhead panel touchscreen hiçbir gerçek uçakta olmayan bir şey. Fakat gereklilikleri bir FMPT 2 MCC olarak karşılıyor. Şahane bence. Bunun aynen bile burada olması ben bunu bilmiyordum. Bu buraya nereden getirildi bu arada? Yani. Buradan İstanbul'dan getirildi. Ha. Yani biz öğrenciler paket olarak burada bitirip direkt line'a type rating'e gitmeleri için böyle bir düzenek içine girildi. Çok iyi olmuş. Ya mesela Meltem mezun oldu bu yokmuş arkadaşlar. Biz İstanbul'da aldık bu eğitimi ama muhtemelen yine aynı bu aynı cihazda aldık. Burada o buraya getirildi. Muhteşem olmuş yani. Kesinlikle. Burası da her gün uçuş öncesi briefing yaptığımız yer. Köşedeki ekranda görmüş olduğunuz gibi hava durumu değerlendirmeleri, gerekli notamlar, çalışma sahalarının paylaşımı hepsi bu odada gerçekleşiyor. Günün ilk saatlerini burada geçiriyoruz. Ama bu genel briefing. Bir de sen tabii 4 yıl önce bıraktın muhtemelen. Tabii. Aynı değişmiş olabilir. Tabii ki. Bir de hocalarımızın ayrı birebir briefing. Aynen. Tabii ki. Şahane. Tabii ki. Günlük genel briefing. Yapıcı yanınızda. Gözüm üstünüzde efendim. Planlar hazırsa uçuşa gidelim. Mustafa hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet burası da binanın içi. Aslında üst şurada katta simülatörlerden da geldik. Ha, şuradan geldik. Aynen yukarı böyle doğru gidiyoruz. Devam ediyoruz. Meltem'in bize küçük bir sürprizi varmış. Filo arkadaşlarıma küçük bir sürpriz. Şuraya zoomlayabilir miyiz arkadaşlar? Vay. Vay vay vay. Bir saniye zoom yapayım. Normalde üst kattaydı ama artık ya sanırım. Ya şöyle bir fotoğrafım yok benim ya. Şu an çok imrendim. Gerçekten. Gördüğünüz gibi şu pıtırcık Meltem oluyor. Diğer filoları da gelmişken bari bir hızlıca. 71, 79. Sıralama nasıl bu arada bilmiyorum ama herkes kendini bulsun. Öyle. Sırasıyla. Tüm filolar burada arkadaşlar. İnşallah siz de mezun olunca burada yerinizi alırsınız. Ama var. Ha şurada da devam ediyormuş bu arada. Bayağı var ya. Evet evet. Oo süper. Aa 84'te mezun olmuş. Evet. Evet. Evet, şimdi teknik binanın girişi ve aynı zamanda üst katlarda yer eğitim derslerini aldığımız bina. Ana binanın yanında. Kampüs büyük ya. Büyük, büyük. Evet, şu an aradayız. Bu koridorda görmüş olduğunuz dersliklerde de ATPR derslerini alıyor olacaksınız. Özür dilerim karşılaştırsın. Nasılsın? İyiyim ama siz nasılsınız? Hocam merhaba, nasılsınız? Arkadaşımız kaçıncı dönemde? Merhaba, 72. Şikayetebilirsin, tanıyorsunuz. Tamam. Ben tanıyorum. Merhaba herkese, merhaba. İyiyiz biz de.
Evet, diğer eğitim derslerinde böyle sınıflarda alıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi sınav olacaklarmış galiba. Hepinize başarılar dileriz şimdi. Teşekkür ederim. Hocam ne sınav alıyoruz? DA 40 Single Engine Difference dersi vereceğiz arkadaşlarımıza. Verdik, sınavını olacağız şimdi. Güzel. Peki. Bakalım anlattıklarımızı iyi anlamışlar mı? Canavar gibi yaparlar hocam, Allah hiç aslan gibi. Meyveleri toplayabilecek miyiz? Yaparlar yaparlar, aslan gibi yaparlar yani. Kanalımızı takipteyiz bu arada. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, burası da tüm uçakların bakımının yapıldığı kocaman bir hangar arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz Tango Charlie, Tango Alfa Lima'nın motoru açılmış üstü. Ve tüm bakımları A'dan Z'ye burada yapılıyor. Burası bayağı büyük bir hangar. Totalde 8 tane uçağın aynı anda teknik bakımının yapılabileceği büyüklükte bir hangar. Her şey çok düzenli gördüğünüz gibi.